Sivas Kardeşlik Festivali için İstanbul'da evden yola çıktım. Şimdi havaalanında diğer radyocu arkadaşlarımla buluşacağım. Yani radyocular grubu olarak gidiyoruz Sivas Kardeşlik Festivali'ne ve bu yolculukta inşallah ben becerebilirsem siz de bana yolculuk edeceksiniz. Bu arada tarih 6 Ağustos günlerden cumartesi. Sivas yolculuğu için havaalanına geldik. Hop dedik, ayağım bizi zengin girişinden aldı sağ olsun. Kendi zenginliğini kullandı. Estağfurullah, seni çok sevdiğim için, yoksa normalde kimse yanıma almıyor. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben içeriye geçiyorum, bir drink alacağım. Tamam. Havaalanında bekliyoruz Ayhan abiyle beraber. Dediğim gibi sağ olsun bizi zengin girişinden aldı. Daha uçağa binmeden portakal suyunu elime tutuşturdular. Vallahi güzel ya. Portakal suyu fix. Tamam. Nasıl psikolojik olarak da rahatlatıyor abi. Ayhan abiden kısa bir süre ayrıldım. Bir şeyler almam icap etti. Bu arada şimdi aklıma geldi. Gimbal'ı arabada unuttum. Şu çekimi yaparım diye aldığım gimbal'ı arabada unuttum. Sadece bu çekim için almıştım onu da. Uçağa da bir saat var daha. Asansörü bulduk. Evet, asansörle. Zengin yerine inelim yine. Ve işte bir ünlü daha aramıza katıldı. Umut Öztürk. Aynı sabahlar. Teşekkürler. Geç kaldın. Biraz geç kaldım. Siz önce gelin dedim. Bir bakın, ambiyansı inceleyin. Önce birlik. Ayhan abi ne diyorsun peki fincanda içmesine Umut'un? Umut yanlış ülkede doğmuş. Türkiye'yi çok seviyor ama yani tam bir İtalyan erkeği. İtalya'da, Fransa'da. Kahveci adam ya. Çayla işi yok yani. Abi Instagram'dan görüyorum. O gezdiği yerleri görüyorum. Şey gibi yani yerleşmeye gitmiş gibi, anladın mı? Güzel yolculuğumuz başlıyor. Kardeşlik Festivali'ne gidiyoruz. Sivas güzel yerdir yalnız ha. Bir gidelim bakalım ne oluyor oralarda. Abi yeni gittik. Sen gittiğimizde beraber değil miydik ya? Beraber. Bir tur dağıtalım. Ben bir askerliğimi Sivas'ta yaptım. Temeltepe'de. Nerede? Temeltepe? Tabii Temeltepe'de. O yüzden bir de yakınımdır Sivas'a. Ben Giresun Alucalı'yım. O yüzden Kardeşlik Festivali'ne geliyoruz. Bir ortak özelliğimiz var. Ben de askerliği Sivas'ta yaptım. Aa. Özellikle şartlarımız. Bence buradan birliğe dahil olabiliriz. Umut'u dal gel demişler Ayhan abi. Kardeşlik Festivali'de kardeşlerle buluşmak istiyoruz. Sivas Kardeşlik Festivali'ne gidiyoruz. Abi zenginlik buraya kadarmış. Herkes gibi biz de sıra bekliyoruz. Bak. Burada portakal suyu da yok. Dur her şeyi belli etme, tamam mı? Ve Sivas'tayız. Ayhan abi de Umut, herhalde onlar ön kapıdan indi. Sivas'a geldik. Gimbal'ı arabada unutmasaymışım, güzel olacakmış ya. Kısmet, unuttuk. Geldik. Geldik. Güzel bir yolculuk oldu. Kaptan da Sivaslıydı bu arada. Nereden anonsu abi? Duydun değil mi? Yok, vallahi duymadım abi. Uyudun mu sen? Uyumadım da abi, arkamda bir çocuk vardı, susmadı. Anne bu uçak niye uçuyor? Anne indik mi? Abi susmadı ama çocuk susmadı yani. Ne dedi ki şey pilot, ne dedi? Ben de bir Sivaslıyım dedi. Kabinde de Sivas'tan kabin görevlisi arkadaşlar varmış. Şoför arkadaş geldi herhalde. Geldi. Şimdi bizi alacak arkadaşlar var. Ben onu hemen koordine edeyim. Mehmet Aydın, görüşemedik seninle. Sabah neredeydin? Sabah Bodrum'da. Bodrum'dan mı ya? Abi Ayhan abi biz de zengin girişinden filan girdik diye kendi kendimize mutlu oluyoruz. Adam Bodrum'dan gelmiş, Bodrum'dan. Sen bir de buradan Bodrum'a mı gideceksin böyle? Ciddi misin? Tatilden mi geldin? Ya ben geziyorum. Sırf burada çekim yapayım diye gimbal aldım, arabada unuttum abi sabah. Hep böyle bir ekipman alırsın, ekipmanı kullanmazsın. Boşa para, ben sana söyleyeyim. Sabahtan beri yaka mikrofonsuz çekim yapıyorum. Bak o da şey de geldi aklıma, burada taktım. Fena olmamıştır diye tahmin ediyorum da. Ya inşallah öyle. O da en kıl durumdur biliyorsun yani. Kadir'i merak ediyorum, ne yapıyor? Kadir nerede acaba ya? Kadir'den ben daha ziyade şeyi, Ali abiyi merak ediyorum. Acaba bir gündür Kadir'le yani onlar ne yapıyorlar acaba? Bilmiyorum, sesleri de çıkmadı yani. Kardeşim abi. Nasılsın? Arkadaşlarımız. Merhabalar. Hadi görüşürüz. Siz gidelim. İstanbul'a geri dönüyorum. Merhaba abi, eyvallah, sağ olasın. Merhaba abi, yerinde değil ama lütfen bir fotoğraf tutuyorum sende. Fotoğraf? Olur tamam ki. Estağfurullah, tam yerim. Çekilelim hadi. Ahmet, o zaman beraber. Çekilelim abi. Hadi abi. Bende de bu video olarak alsın. Hadi abi. Cansın, eyvallah. Instagram Serdar Gökalp. Oradan bana gönder. Aynen abi. Abi sen... Her türlü peşindeyim. Eyvallah. Abi her masada varsın abi. Sen Sivas, ben de, benim de sorduğum soru değil mi? Sivas, aynen abi. Sivas abi. Öz. Çektik mi? Çektik abi. Bana gönderin beyler onu. Saygılar abi. Saygı bizden. Saygılar. Eyvallah. Saygılar. Öpüyorum. Saygılar. Hadi bay bay, görüşürüz.
kast işi olma ihtimali var mı böyle hani? Ne abi? Böyle kast özellikle kast bir iş falan. Kim senden gibi oldu falan. Sanki çocukları parayla tutmuş ben, bana da tabii değil mi abi? Bir hava vardı abi bak. Abi. Ama her yerde Serdar Gökalp. Bununla mı gidiyoruz? Evet, Sivas'ta Shuttle'la bizi aldılar. Devam ediyoruz şu an. Fatih Köy'e doğru gidiyoruz. Evet. Abi. Sivas'ta Hamidiye içerisindeyiz değil mi? Evet, Hamidiye Kültür Bahçesi. Kültür Bahçesi. Ne restorana gideceğiz? Kadir Çetin'i aldık, Ali abi'yi aldık. Evet. Abi. Abi arka tarafı. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Suvaz'dayız kardeş. Ya Kadir varsa olmaz dedim, yayında da dedim ama artık yapacak bir şey yok. Abi Serdar Gökalp yoksa ben yokum dedim, mutlum Cem varsa ya, yokum dedim. Öyle mi dedin? Yok, Serdar varsa varım, Cem yoksa yokum dedim. Bak, Cem yok, ben varım, sen varsın. Cem niye gelmedi harbiden? Turnesi varmış. Turnede mi o? Turneye çıkmış. Arabayı devirmeyelim de. Umut. Güzel. Rahat. Şase gitti. Harbiden ha, şase yamuldu Umut. Şurada rampa abi. Var abi. Şuradan daha rahat geçebilirsin. Nereden abi? Şurada rampa var. Karşıya mı geçiyor? Sonra sağ taraftaydı değil mi? Sağ tarafta ince uzun bir şey var zaten. Baba burası arka. Oh. Umut sakin ol. Evet. Hayatında ilk defa kullanıyorsun gibi geldi bana. Sağdan mı? Şuradan gidiyor. Abi ücreti vermediniz gözünü seveyim. Yük ve eşya taşır gibi olduk. Evet abi. Sivas'ın yolla. Şuradan gidebilirsin. Umut burada yürüyüş yapan insanlar. Umut direksiyon tutuşuna hastayım yalnız şu an biliyor musun? Mehmet Bey çok janti giymiş. Lütfen sarsmayalım artık. Uçağa bindim. Bodrum'dan gelen tek adam Mehmet olduğu belliydi. Anladın mı uçağa? Yani? Zengin tabii. Gelişi. Evet. Asfalt ağladı. Ağladı be. Bir de bu. Umut bak bir şey söyleyeceğim. Biz arkada gerçekten emanet gidiyoruz. Ani şeyler yapmış. Ya her şey abi nereye şey gidiyoruz Umut abi? Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı mı? Ayhan abi bunlar kahvaltı yapacağız diyor ya. Niye siz mi yaptınız mı kahvaltı? Bizde yer kalmadı lan. Lan sizi bekledik sabahtan beri. O Ayhan abiyle CIP'ye bir girdik Ayhan abiyle. Evet. Portakal suyu olmadan uçamıyoruz biliyor musun? Bunlar köylerinde leğene giriyordu. Şimdi portakal susuz kahvaltı yapmıyorlar. Alo. Günaydın. Good morning Sivas. Good morning. Umut aynı yere geri döndün ya. Geziyoruz. Abi Serdar sen kullan şu arabayı. Geziyoruz. Ali ile biz sizi bekliyoruz. Sabahtan beri açız ya. Adamlar bizi kendi halimize bıraktılar lan. Kaybolduk. Harbiden. Arabasıyla tur atıyoruz. Bu ne lan? Ali abi. Kadroya bak ya. Bak bak çek burayı çek burayı çek. Bir dahakine ben kullanırım. Umut kullanırsa böyle olur işte. Yani İçim dışıma çıktı. Ücret almadık bedava yolculuk daha ne istiyorsun? Ali abi sen dünden beri buradasın değil mi? Evet dünden beri buradayım. Nasıl geçti? Çok dünden güzel geçti. Dün halaya yetişemedik ama ya. Uçak geç kalktı. Şey biz mi? İndik halaya başlamışlar. Koştuk gittik ama orada dağılmıştı. Sağlık olsun abi. Sivas bu arada çok sıcak. Abi 21 derece diyorlar ama hiç 21 derece gibi değil. Yok yok bayağı sıcak. Peki bir geceni Kadir'le geçirdin ne düşünüyorsun? Çok bu kötü bir gece geçirdim. Kabus gibiydi. Sustu mu? Susar mı? Sustu mu? Sence? Yok mümkün değil. Bravo. Sen Abbas abimi niye görmüyorsun ya? Şimdi tamam şimdi gördüm. Abbas abi çok teşekkürler. Bak görüyor musun? Misafir ben verdim. Abi Kadir. Adam adam. Para var huzur var. Bir şey diyeceğim. Abbas abiyle niye bu kadar samimi olduğunu anlatsana birazcık. Abi sevdim kan çekiyor. Hemşerim. Kan çekiyor. Hemşerim mi? Hemşerim. Çünkü Abbas abi şu an sallasan 1 milyon dökülür orada. Ama ayağın hep parada pulda. Abbas abi yürüse dökülür ya. Ayağın hep parada pulda Serdar ya. Aklı fikri bak. Abi insanlık yok. Güzel insan. Sana bir şey diyeyim mi? Senin yanına gelene kadar şu grupta kimse para konuşmuyordu. Hayır Şarkışlalı diye seviyorum. Anladım. Sen nerelisin? Sivaslıyım. Neresi neresi? Şarkışlaya yakın. Sen mi yenge? Seni zengin yerine almadılar mı baba? Abi şöyle, ben millerimi harcamışım. Evet. Oraya gittim şok oldum dediler ki, sizin dediler şu anda milleriniz yeterli değil dediler. Ondan sonra Ali dedi ki, benim hakkım yok, normalde birini de yanına alabiliyorsun. Evet. İçeride de Serkan Kaya var dedi. Aa dedim, hemen Serkan'ı arayalım dedim. Aradım Serkan'ı, beni engellemiş. Salih'i aradım. Salih'i aradım. Ali'nin bunu bana söylemesi 2 dakika. Salih'i aradım. Dedim ki, ya biriniz gelsenize kapıya dedim, hani kartla dedim, beni içeri alın dedim. Dedi ki, abi şu anda dedi uçağa adım atmak üzereyiz dedi, uçak kalkıyor. Ulan yaralı parmağı işemiyorsunuz dedim, kapat dedim ya. Özellikle yani. Uçağa 2 saat var daha değil mi orada? Uçağa 2 saat var normalde, evet. Yani ben şu anda Mayzen, Maysa ve Türk Hava Yolları'na ve İstanbul Havalimanı'na kırgınım.
Biz de sağ olsun Optelik Ayan'la beraber gelirken Ayan abiyi gören portakal suyunu verdi elimize. Sen Umut'u görmen lazım. En büyük hava orada Umut'ta. Umut, adam VIP'ye giriyor. Siz CRP'ye gidiyorsunuz. Adam VIP'ye giriyor. Hayır hayır, Ayan abi öyle bir kart vermişler ki 8 kişi yanında alabiliyor. O kadar bir kişi. Bütün akrabayı. Nasıl kartsa o. Sabah Ayan abiye kimsin diye sormadılar bile zaten. Değil mi? Hoş geldiniz dediler. Direkt devam ettim. Uçak sahibi gibi aynı. Ayhan zaten öyle yemek, öyle yemekleri var. Koçun sahibinin havası vardı. Dedim Sivas'a nereden dedim. Bu kadar. Sivas'a nereden dedim. Anında yol gösterdi. Akşam o zaman CRP'ye giriyoruz. Abi ben senin yanındayım. Bak tamam. Burada şimdi kişi sayısı uyuşmuyor. Şimdi ben senle geldim, senle giderim. Sen girebiliyorsun. Ben Umut de giriyorum. Mehmet Bey'i sen de giriyorsun. Sen yine boşa kaldın. Kadir. Ben Umut'la beraber gireceğim. VIP'ye. Ama Umut Mehmet Bey'i sokacak. Mehmet'in aynen kendisi var. Abi. Kendisinin var zaten. Evet, yok mu? O da mı ben gibi gariban? Kadir'i şey almamışlar ya, CIP'yi almamışlar ya. Şimdi giderken, şimdi giderken ben Ayan abiyle geldim, Ayan abiyle gidiyorum. Kardeş. Ali abinin kimi kişilik. Umut Bey seni Umut seni kurtarıyor. Kadir yine giremiyor CIP'ye. Bence Serkan Kaya'yı yine arasın. Oğlum o kadar sanatçı tanıdığım var. Bir tane sallesin. Bak bak. Burada kim var? Burada kim var? Kim var? O iş bende. Sen de mi abi? Abbas abinin endişeli bakışta. Oba. Takamazsın. Nasıl bir şey? Abbas abi hemşerisini ezdirmez. Hele tribün liderimiz var. Bak Sivas Spor tribün liderimiz. Şu anda organize oldular. Her türlü beni oraya sokacaklar. Sivaslılar hemşerilerini satmaz. Biz yiğit oyun. Ama sen Sivaslı değilsin. Yiğidin harman oku. Oğlum Sivaslıyım ya. Her yerde böyle yapıyorsun ya. Kardeşlik Festivali saat 3'te. Bize 4.30'a kadar sahnede olacağız. Sağ olsun Sayın Valim geldi. Bizi misafir edecek. Kadir Çetin önden gidiyor şu an. Bir kahve içeceğiz burada. Abdülhamit döneminden kalan bir yapının içindeydik. Burada seyisler konaklıyormuş. At eğitimleri veriliyormuş burada. Evet. Dolayısıyla burayı restore etmiş valilik. Muhteşem bir üç kütüphane olmuş ve kafe olmuş. Sivas'tayız sevgili arkadaşlar. Sağ olsun Sayın Valimiz geldi. Misafir edeyim sizi dedi. Şu anda neredeyiz Sayın Valim? Evet, şu anda Hamidiye Kültür Bahçesi'ndeyiz. Tarihi Haralar Bölgesi dediğimiz bir bölge. Abdülhamit Han'dan kalan içerisinde 11 tescilli yapımın olduğu bölge. Sivas Valiliği, Sivas İl Özeliler tarafından şehre kazandırılmış 251 dönümlük bir alan içerisindeyiz. Sohbet ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Sivas Tarihi Kent Meydanı'ndayız şu anda ve Dünya Sivaslılar Günü'ne özel hazırlanan 58 metrelik sucuk. Evet. Şimdi. Bugün ilk defa yapmış olduğumuz bir sucuk tanıtım törenimiz. Vay vay vay. 58 metre uzunluğunda 5.8 santimetre çapında. Serdar. Serdar. Değerli konuklarımız. Bıçak kesecek mi? Kalkanımızda sucuk ikramımız gerçekleşti. Bıçak kesecek mi? Tüm vatandaşlarımızı standları gezmeye davet ediyorum. Saat 14.00 itibariyle. Sağ olsun bizi. Kardeşler çok güzel ağırlıyorlar. Şöyle bir etkinlik alanı da göstereyim bak. Etkinlik alanı çok çok büyük bir etkinlik alanı. Şu an biz Tarihi Kent Meydanı'ndayız değil mi? Evet abi, Tarihi Kent Meydanı, Burcu Medresesi, Şifaye Medresesi, Çifte Minare ve Kale Camii. Kale Camii. Abi burada Osmanlı, Selçuklu ve İlhanlı ve tabi arka tarafta da Cumhuriyet dönemi yapıtları görebilirsin. Bütün her şey burada. Tamamen açık hava müzesi olarak da burayı gezebilir ve görebilirsin. Ayan abi nereye? Şeye etkinlik mi, odaya mı? Sağ olsunlar. Bize çok güzel bir yer ayarlamışlar. Burası neresi? Burası Burcu Medresesi, Selçuklu yapımı. Selçuklu yapımı. Evet. Daha önce burada fizik ve matematik bilimi, astroloji bilimi öğretiliyor. Evet. Genelde orta kısım havuz kısmı. Evet. Odalarda küçüktür. Kapıları biraz şeydir. Girişleri biraz düşüktür. Çünkü edeple girip lütufla çıkmak için. Ama iç kısımlar biraz daha geniştir odaların iç kısımları. Kurban olayım bayrağıma bak. Ne güzel. Evet. Anlayabildim. Burası çok güzelmiş yalnız. Bir de taş yapı olduğu için tabii serin de. Tabii tabii serin. Direkt şey yapmıyor. Siyeri muhafaza ediyor. Güzel yer, güzel mekan. Bizimkiler nereye gittiler? Bizim mekanımız burası. Ha, bizim mekan şurası. Evet. Şuradan geliyoruz. Peki. Oo, güzel yer ayarlanmış bize. İşte bu ya. Selçuklu Devleti'nden kalan mirasla oturuyoruz. Limonata içiyoruz. Atalarımıza çay veriyoruz. Sivas'ın böyle tarihi yerinde oturmak gerçekten herkese kısmet olmaz. Bir Serdar Gökhan bir ben. Sivas Kardeşlik Festivali'nde belki de Türkiye'nin en genç başkanı bizi ağırlıyor şu anda. Başkanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz. İyi geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel festival geçiriyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Sizlerle daha güzel olacak. Teşekkür ederiz başkanım. Ben şimdi Türkiye'nin en genç başkanı dedim ama ne başkanıyız,
Neden böyleyiz? Yani etiketi ben söyledim ama istersen başkanım sen kendin anlat. Şöyle, Türkiye'nin en genç belediye başkan yardımcısı olarak görevliyim. Evet. Seçildiğimizde 24 yaşındaydık. Biliyorsunuz önceden seçilme yaşı 25 yaşında. Sivas Belediye Başkanı değil mi? Sivas Belediye Başkan Yardımcısı. Maşallah. Abi artist sen misin ben miyim yani şu an? Estağfurullah, teşekkür ederim. Kaç yaşında seçildin abi? 24 yaşında seçildim. Şu an 28 yaşındayım. 4 senedir aktif görevlisin. 4 senedir aktif görevlisin. Hey maşallah. Tanımayanlar için biz biliyoruz tabii ama bir ismini de alalım başkanım. Evet, ismim Ahmet Duman. Herkese buradan tekrar selam ediyorum. Bizden de selam olsun. Nereye gidiyoruz şu an başkanım? Şu an Çerkez'in kahvesine gidiyoruz. Sırasın bu meşhur kahvesi. Bizim Mehmet Aydın İstanbul'dan beri illa orada bir kahve içelim. Yer orası herhalde, evet, değil mi? Evet, Mevliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile bahsettiği özel bir kahvedir. Gittiğiniz evet. Zaman da lezzetiyle siz de aklınızda kalır. Siz de başka bir arkadaşınızla sırası gidip de şu kahve içelim dersiniz. Başkanım artık buraya gelirsek siz gitmeyiz ama. Tabii yani. Ki ben her zaman misafir ederim sizi. Kahveciye geldik. Çerkez'in kahvesi. Önünde sıra var. Şöyle göstereyim. Kalabalık. Mehmet Aydın zaten her konuda haklıdır. Bunda da haklı çıkacağız. Mehmet, peki... Hocam çay mı içiyorum? Bana hak vereceksin. Normal Türk kahvesi mi? Evet abi, çay alakası çay yok. Buranın sahibi formülünü vermiyor bu servis. Ciddi misin? Formülünü kesinlikle vermem. Normal Türk kahvesi ama değil mi? Türk kahvesi ama 10 tane içebilirsin. Şimdi bakın ben kahvesiz bir dünya asla düşünemiyorum zaten. Şimdi bakacağız abi. Aynen. Senin tavsiyen. Tamam. Sen ne içiyorsan ondan içeceğim. Aynısı zaten. Yalnız kalabalık ve kalabalığın içerisinde turistler de var. Abi. Aynen. Tek tip zaten. Değil mi? Kahve öyle 10 tip falan değil. Biraz şekerlisi var, biraz şeker ama tek tip yani. Ne içeceğiz? Şekerli mi içeceğiz normal mi? Ya ortasını içmek de fayda var. Hafif biraz tadı gelsin. Neyi? Kırmızısından bende var. Bir dakika dur. Abi dur. Önce bir terliklere bak. Gel. Siparişi verelim. Ah be. Terlikle beraber kaçırdık ya. Terlikle beraber. Terlik efsaneydi. Vallahi terlik çok güzeldi ama. Bende kırmızısı var zaten. Aynısı. Aynen. Onu sen moda yapmışsındır zaten. Flaş terliği kanka. Adam kahvede giyiyor. Sevgili arkadaşlar, Sivas'ta Çerkez'in kahvesindeyiz şu an. Buraya gelirseniz kesinlikle buranın kahvesini için. Bir de kardeşim adın neydi? Tamer. Bir de Tamer'in şu terlikleri görmeden gitmeyin. görmeden gitmeyin. Tamer, senin kahvenin formülünü kimseye vermiyor musun? Vermiyorum. Ya hakikaten formülle mi yapılıyor kahve? Yani. İyi tamam, bekliyoruz hadi. Tabi bekliyoruz. Orada ya zaten bir şey söyleyeyim ya. Şu terliklerle o kahve başkasını yapmasın mümkünatı yok yani. Mümkün tabii vermez değil. Şifreyi. Tabii yani. Kardeş sana yakışıyor. Evet, sahne için lazım olur. Eyvallah kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Taner az şekerli kahvemizi getirdi sağ olsun. Kahvemiz burada. Teşekkür ederim Taner. Çerkez'in kahvesine geldik. Tavsiye edilen az şekerli kahveyi söyledik. Gelen kahve fincanı aslında normal Türk kahve fincanından birazcık daha büyük ve kulbu yok. Tutma kulbu yok. Bir bakalım şimdi. Enteresan. Çok yoğun ama şey değil böyle. Rahatsız edici bir yoğunluk yok yani. Güzel. Tavsiye ediyorum. Sivas'a gelmişken Çerkez'in kahvesine uğrayın. Kesinlikle bu kahveden için. Evet. Kardeşlik Festivali'nde alana geldik. Eder abi. Evet abicim. Geliyorum, hemen geliyorum abi. Damar Şerban sizin vallahi hayranınız. Çok teşekkür ederim. Abi geldin. Çekiyor muyuz? Bunu bana versene. Bir de böyle al abi. Ne haber? Neredesin kardeşim? Hadi bakalım. Adın ne abi? Serdar yazıyor. Serdar. Adaş. Evet, Sivas'ta Kardeşlik Festivali'ni kardeş bitirdik hepimiz. Geldiğimiz kadroyla tekrar seyrediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Kadir Bey, bir şey demek ister misiniz? Kadir Bey. Evet. Bir şey demek ister misiniz? Sivas'ın hoşgörüsü, Sivas'ın misafirperverliği gerçekten benim aklımda kalan en güzel şeydi. Bir de sizin tabii ki enerjiniz. Sivas'ın yollarından çıkayım dağlarından. Baba
havaalanında uçağımızı bekliyoruz. Bütün radyocular, televizyoncular telefonla yani. Herkes telefonla. Alo, herkes. Sana da bu arada bu müthiş çekimlerin için seni tebrik ediyoruz. Abi inşallah. Hem kameraman, hem yönetmen, hem konuşan, hem anlatan, hem de etrafı gözetleyen olarak gerçekten bu işte emeğin çok. Teşekkür ederim. Niye güldün biliyor musun? Niye? Ben bir araba videosu çektim. Montajlayamadım. İnşallah bu da öyle olmaz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bu işi yapmak. Arayacağım, çekeceğim, her tarafta emek vereceğim. O yüzden tebrik ediyoruz seni. Güzel bir video bekliyoruz. İnşallah abi. Kadınların böyle montajlanmış haliyle ortaya hap gibi güzel bir video çıkacak. İnşallah abi, güzel olacak. Biz hepimiz buradayız. Kadir Çetin'le Umut Öztürk yine kayıp. Kayıp. Ve Kadir Çetin Kadir geliyor. Kadir Çetin geliyor. Kayıp dedi ama bir anda sen geldin. Kardeşim. Kardeş. İstanbul'a dönüyor la. Hatta İstanbul'dan Kuşadası'na dönüyoruz. Sen hiç eve gitmeden mi? Ben. Tabii. Bodrum. Adamın zenginliğine bak. Ya ben de İstanbul'da eve gidip yatacağım işte yani. Senin ben... kaderin bu. Evet. Mehmet Aydın Bodrum'a gidiyor. Kadir Çetin Kuşadası'na. Kuşadası. Ali sen... abi nereye gidiyorsun? Çengelköy. Çok. Herkes bir yerlerde. Uçağa doğru ilerliyoruz şu an. Mehmet Aydın'la beraber. Mehmet abi. Uçağa bin de havası değişsin uçağın. Adamsın. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Nihayet oturduk. Maske takıyorum ben yolculuk. Ben de alayım, ben de maske alayım. Evet. Alayım. İhtimale karşı. Saçımı da tarayayım hazırsan kamera açmışken. Tamam o zaman. Şu an iyiyiz yani, sorayım. Mevzuyu bitirdik. Eve doğru gidiyoruz inşallah. Doğru gidiyoruz. Geldik, İstanbul'dayız.